Evet, herkese yepyeni bir güne selamun aleyküm ve aleyküm selam. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Ben de iyiyim. Gördüğünüz gibi kendimi toparlıyorum Allah'ın izniyle. Gribi yeni atlattım böyle. Gözünüz aydın artık Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca bu sabah artık işte alınacak 42.500 personelin yani 31.317 personel ve 11.317 personelin artık ÖSYM'ye ve İşkur'a gönderdiğini dile getirdi. Yani bundan sonra ne olacak işte? Artık Sağlık Bakanlığı'ndan çıktı, ÖSYM'ye gitti. ÖSYM büyük bir ihtimalle çünkü eski tarihlere baktığımızda, eski alımlara baktığımızda genellikle 2-3 gün, bilemedim 4-5 gün içerisinde sonuçlanıyor. Genellikle 3-4 gün sürüyor tabii de. Yani bugün gitti, araya hafta sonu giriyor. Pazartesi böyle, pazartesi kılavuz yayımlanabilir. Salı günü tercihler başlayabilir. Büyük büyük olasılıkla salı olmasa da çarşamba en geç tercihler açıklanacak. Kılavuz geldikten sonra, tercihler açıldıktan sonra size Allah'ın izniyle artık tercihlerinizden bulunacaksınız, tercih vereceksiniz yani. Bakalım nasıl bir durum olacak, ne yani hangi bölüm kaç? 16 bin tipi sekreter var. 8 binden 8 binlik bir hemşireden bahsediliyor. 3 bin bir ebelikten geri kalıyor. 4 bin 5 bin civar bir rakam. Artık bu diğer bölümleri, diğer alanları nasıl etkileyecek? Hep birlikte göreceğiz. 2022 KPSS puanı ile ilk alım olacağı için de yani gerek sapmalar gerek diğer şeyler de muhakkak olacaktır. Tabii ikiye bölündüğü için hem iyi hem kötü. Kötü yönü sapmalar konusunda yani bazı bölümler diyelim ki sapmalar ne kadar çok olursa o kadar sapma oluyor. İkiye bölündüğü için o sapmalar kısmında biraz daha yani dezavantaj sayılabilir. Puanları daha düşükte olanlar için geride olanlar diyelim işte. Ama iki yani ikinci ikiye bölüme aynı zamanda da işte bir sonraki alımda en azından önümüzü gördüğümüz için ona göre bir durum değerlendirisi yapıp ona göre tercih verme durumu, verme şansı bize veriyor. Aynı zamanda geç olursa işte hani diyelim ki mezun olan arkadaşlar olursa onlar da alıma yetişecekler. Bunlar da onlar için, bazıları için olumlu, bazıları için dezavantaj. Ama önemli olan herkesin, yani bundan sonraki herkes için hayırlı olmasını dilemek ve öyle öngörmek. Bakalım ben de merak ediyorum. Hani sürecin takibindeyim. Yani tabiri caizse sürecin ensesindeyim böyle. Takip edeceğim. Hani tercihlerde de elimde geldiği kadar bizim yani yardımcı olmaya çalışacağım böyle. Nasıl doğru tercih konusunda nelere dikkat etmeniz gerektiğini süreçte bir bir açıklayacağım inşallah. Şimdilik kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Güle güle kalın inşallah.